Sabahleyin erken üzüm toplamaya başladık. Ondan sonra kaynatma için kazan falan hazırladık. Ondan sonra sıkışmaya başladık. Ham maddesi olarak pekmezin de beyaz toprak kullanıyoruz. Dolayısıyla biz böylelikle bu zamana kadar geldik. Beyaz toprak, tam şire dediğimiz üzüm suyu bir kazan çıktıktan sonra onun böyle 1 kilo 2 kiloya kadar biz o ham şirenin içine ham toprağı, ham maddesi olarak beyaz toprağı katıyoruz ve kaynatıyoruz. Böyle tam kesildikten sonra, o kaynatma kesinleştikten sonra indiriyoruz. Dinledikten sonra kazandan süzüp teşte bırakıyoruz. Teşten de tam kaynadıktan sonra pekmez meydana geliyor. Şey var, yabanda bizim lisanda haşil dediğimiz arıların üstünde bal topladığı bir ot vardır. O olduğu zaman onu atıyoruz. Olmadığı zaman sumak şeyi yaprağı, yani fıstık yaprağı atıyoruz. O biraz kokuyu değiştirir, tadını hoşlaştırır. Üzüm suyu çıktıktan sonra bir kazana konulur. Ham madde dediğimiz beyaz toprak içine atılır. O normal olarak bir kaynatıldıktan sonra o dinlenir 2 saate kadar. Ondan sonra o süzülür, teşte konulur. Kazandan teşte. Teşten de böyle 5-6 saatten fazla kaynatmak suretiyle pekmez meydana gelir. Hasat derlerdi eskide, kar senesi var senesi. Bu sene ne kar yağdı ne yağmur yağdı. Hasat yarı yarıya düştü. Mesela geçen sene eğer biz 500 kilo pekmez almış isek bu sene 250'ye düştü. Bununla birlikte bu son bir aydan fazla derece, sıcaklık derecesi resmi olarak 40-42 ama piyasada 50'nin üzerinde bir sıcaklık vardı. Üzümler olduğu gibi kurudu ve üzüm tiyeyi değil topraktan gıdayı tekrar kendi verdiği üzümden geri emmek suretiyle kendini besledi. Onun için verim yarı yarıya düştü. Belki teknik bunu kabul eder etmez bilmiyorum. Yalnız gözümüzle gördüğümüz, yani tercümemize dayanarak tiye tekrar üzümdeki verdiği üzümün suyunu emmek suretiyle kendini besliyor. Tipine bak sana da çek.
gitti kalecanı bırakıp bakar doluymuş. Salih kime bulaşırsa onunla evlenecek. Anne,